Yiğitcan gerçekten insanlığın uzaya gidebileceğini inandığı için böyle rahat konuşabiliyor bu konuda ama böyle bir şey asla olmayacak yani. Musk'ın çiplediği adamlardı ama Yiğitcan işte. Böyle konuşuyor yüzden. Çiplendi. Yok ama cidden o cidden şey falan kolonizasyona inanan bir insan yani. Gönlünü vermiş bir kere. Olacak diyor gideceğiz diyor. İnsan Ben de eskiden öyleydim de e, sonra Türkiye'de kalmaya karar verdim. <laughs> Çok uzaklaştın. Ve yani... <laughs> 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 evet. ve. <laughs> Artık tabii ki kolonizasyon falan burada euro olmuş 15 lira. Ee, evet. Mars pesosu öyle ne yani. kadar olur acaba o zaman? Peso Hayat mu deriz ya o paraya? Ya niye bütün bilim kurgu lisanında bu gibi, fütüristik para birimi uydurması gerektiği zaman insanlar kredi diyorlar? He, herhalde niye böyle öyle bir kredi gibi şey gibi anlamı da var. Yani para senin değil gibi bir anlamı da var sanki galiba. Hmm, bir de, belki bir de. de. Şey şey yapmıyorlar ya fiziksel bir para değiş tokuşu olmuyor artık bilim kurgularda. Hani o evet. saçma yani. Hani bir, ya şey de diyorlar bu arada bak. Kredit istiyorlar bir de unit diyorlar. Unit. Ha unit diyorlar. Units, direkt, evet aynen. Direkt, direkt birim diyen var mesela. Yani direkt birim. Ee, evet. unit birim. Kredi, e, kredi olabilir. tabi Yani e, sayısal bir şey olduğu için artık yani şey değil fiziksel el değiştiren bir şey olmadığı için öyle oluyor herhalde. Ve evet. kimsenin de aklına şey gelmemiş ya bunca bilim kurgu yazarı bunca bilim kurgu hayal edeni tasvircisinin aklına da abi biz sanat eserlerinin işte unikliğini doğrulamak için bir tane işte teknoloji yapacağız bunu hani kod verify edecek bilgisayar birbirine bakarak sonra o sanat eserlerinin tekilliğinin üzerinden bir hani e, Scart City ekonomisi <laughs> olacak oradan değiş işte, tokuş yapacağız. Kimse de uyduramadı böyle bir şey. Ama evet. ne oldu? <laughs> i̇şte NFT bakıyoruz geceleri. Evet. Ya yani işte o yüzden de... ben uzaya çıkacağımıza inanıyorum abi. Biz hayal gücümüzde böyleysek gerçekte biz daha büyüğünü yok yani. Jules Verne demiş ki ulan Denizler altında 20 dayı ne 20 fersen. Nerelere indik Jules? <laughs> hani hiç yani. Böyle yaparız bence. Valla bence gideceksek de Star Trek gibi olsun. Paraya ihtiyacımız olmasın yani. Ha işte o Matter Synthesizer Güntan Can. Ben hmm. Star Trek izlemeye başladığımda şeyi anladım. Ya, evrenin temelinde hani herkesin bu ütopik hani huzurlu olmasının sebebi çünkü madde üretilebiliyor. <laughs> <Yani> Yok <yoktan>. da. <laughs> Şimdi ben yani bilgisayarıma şey diyebiliyorsam, bilgisayarcım bana şuradan çek bir şampanya. Ya, tabii ki artık biraz daha az e, savaşçıl bir insan olurum yani aldın mı? E, tabii ne için mücadele edeceksin? Sadece yaşamak ne için. için mücadele? mücadele? <laughs> Neyi neyle satın alacağız yani artık bu evrende aldın mı? <laughs> Bu arada bugün çocukluğumuzun resmi olarak öldüğü gün. ne ee, oldu? Çünkü çünkü e, Eti Negro e, adını değiştirmeye karar verdi. Ha, güzel karar o ya. Ee, ooo, Tan Jampiman. Güzel <laughs> karar diyorsun ama Can Sungur şu anda Twitter'ı ateş yer, ateşe çevirmiş durumda. Bunu çok saçma bulduğu için. Allah Allah. Bence ee... gayet iyi bir karar. Çünkü geç bile kalınmış. Avrupa'da Luna'da bir... Avrupa'da Luna mı Sunam mı? Ve tuhaf bir isim satılıyor yıllardır? Avrupa'da zaten. Avrupa'da Mola. Mola diye Mola. Mola, ha, Mola aynen. Mola şey yapmaya karar vermişler Türkiye'de bu arada. Hani Mola değil niyeyse. Nero. Herhalde marka bilinirliği var diye. Neko ha, değil, Nero değil evet. Nero. Şey bozulmasın diye muhtemelen. Paketi gördüğündeki algı bozulmasın diye. <laughs> Nero yapmışlar. Evet. Aynen. Bence geç kalmış aynen. bir karar. Helal olsun. Geç kaldı çıktın kızabilirim ama. Neyse en azından yapmışlar yani. yani. Yani, diyorsun ki yani Cansu burada dalga geçiyor bu konuyla. Haksız mıdır diyorsun abi? Valla bence haksız. Sen oğlum sen e, drama peşinde koşan iğrenç <laughs> akbaba chat üyesi misin? Bu nasıl? <laughs> Tancan abi, Tancan abi sen hayır şey <laughs> demişsin mi? Canım böyle diyor abi. Evet evet. evet, evet. Sungur'a yazmış abi, abi gördün mü abi? <laughs> E, Sungur abi böyle yazmış abi Sonra gidip şey diyecek Sungur abi Tancan abi senin dediğine Sak saçma diyor Negro çok kobi Okeymiş Üzgünün Niye öyle diyorsun Sungur abi ne <laughs> diyorsun Tancan abi artık sevmiyor musun abi Artık çiçek yapmayacak mısın evet. abi beraber Drama var mı abi <laughs> Birbirimizden nefret Edeceğiz artık <laughs> Evet evet Ya evet Bu drama bekleyin arkadaşlar Biz aslında birbirimize özel hatta birbirimizi Özel hayatta hiçbirini sevmiyoruz Para için buradayız Nefret ediyoruz birbirimizden Uğraşmıyoruz yani Merhaba diyen falan yok kimseye Rahat edin Hiç uğraşmayın yani. Gelmeyin bizi Kendinize gelmeyin. Chatler arasında laf hatırlayın. Bu insan arasında birbirini sevmiyorlar. Sadece, sadece para için buradaysak yani çok ucuza gidiyormuşuz o zaman. Biz yonsuz çocuklarız. Kanka yani öyle. <laughs> Bir de işte ne yapalım hayat yani anladın mı? Jeff Bezos'la arkadaş olduk da onun için parayla iş yapmıyor yani. önce böyle olduk. Ya, yani, öyle bu arada e, hoş geldiniz. Hı. Jeff Bezos'la arkadaşsan mesela diyelim diyelim abi atıyorum Jeff Bezos'un çok fakir dönemlerinde beraber ev arkadaşlığı yaptı. Okay. Arkadaşı Bu lafa burada girdiğine memnun musun? Bu noktada girdiğine. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Ağzın dolu. <laughs> ya bir tane ev arkadaşı var. Tamam Jeff Bezos'un zamanında ee, işte böyle çok sevmişler birbirlerini. Jeff Bezos da fakirmiş. Hı -hı. Ama daha sonra Jeff Bezos olmuş ama adamı hayatında tutmaya devam etmiş arkadaşı hala tamam mı? Hı -hı. Bu çocuğun bu çocuğun ekonomik bir sıkıntısı olduğu zaman böyle Jeff Bezos şey falan yapıyor mudur? Abi ben sana 2 milyon dolar verdim ya falan gibi <laughs> durumlar oluyor mudur yani? Çünkü 2 hani milyon yak... olmuyordur. Yani en yakın arkadaşın Infinite parası var ya böyle. O nasıl oluyordur? O? Çünkü mesela benim Infinite param olsa böyle şey tarzı olur. Diyelim Jeff Bezos levelinde param var. Böyle şey gibi falan olurum yani. Sana Avrupa'da ev falan alırım mesela. Mı? hani. Abi sen baktın mı ev beğendin mi? Bir şey hangisini alıyoruz falan diye böyle böyle konuşmalar yaşanır. Yalnız demiyorum Tancan'ın şey falan derim. Tancan bir tane araba beğendim ya onu ben sana alayım hem Avrupa'da beni de gezdirirsin. Böyle yani. Böyle, <laughs> böyle, böyle ol. Acaba yoksa sadece ultra zenginler mi sadece bir noktadan sonra yani nasıl oluyor hiç acaba? Abi hiç bilmiyorum ama şeyden eminim. Ee, bu bu senin şu anki bu güzel gürekli temennilerin fakir temennisi abi. Zenginlerin ya belli bir nokta zenginlikten sonra artık şey olmuyor. Yani ben görmüyorum hiçbir yerde anladın mı? <laughs> hani evet fakir arkadaşlarım da kendi beraber seviye çekeyim. Ha ne oluyordur? 6 ay beraber yaşadık yakın arkadaşlık ettik atıyorum. Al sana 200 bin dolar falan gibi bir şey veriyordur. 2 milyon değil de. Aa, onun haricinde Jeff Bezos bir noktadan sonra şey çekmiştir abi o arkadaşına. ya Zaten arkadaşlarını da milyoner yapmıştır diyorsun? Ya yok yapmamıştır. Artık bir noktadan sonra fakir arkadaşları görüşmeyi kesmiştir abi. Şeyle falan. Ben bir noktadan Jeff Bezos'un arkadaşı olduğunu zannetmiyorum ben. Ya, ben Or de onu diyecektim <laughs> yakın ben arkadaşı olmak zorun olmuyordu. Böyle yani. olmak zorunda mı ya? Böyle olmak zorunda Abi mı? ya kanka şey çok e, kanibalistik bir hareket. Bak bunu ben... hayal edemiyoruz biz. Ama ben ee... Ama ben milyoner olsam sizinle aramı bozmam ki ya. Ya bilemem onu. Ya bir de milyoner olsam yani olsan abi? bozmayabilirsin abi. Milyarder diyoruz burada o adam bak. Milyoner başka bir şey. Ya yani milyoner ne biliyor Milyarder musun? Milyarder olsan da bozmam oğlum. Önemli bir şey ama, insan ilişkisi. Hayır ama, ama öyle de bak kanka şey bence ayrım şu tamam mı? Milyoner olmak şu. Mesela normal insansın ve çok aşırı böyle kanibalistik ya da işte ne bileyim karnist eğilimlerin yok hayata karşı mizaç olarak. NFT'den parayı vurdun. Bitcoin'e iyi yatırdın. Bir ev aldın, ev sattın. Anladın mı? Gayrimenkule girdin falan bir şey. Bir şekilde milyoner olabilirsin. Milyarder olmak için biraz bir kıl göt olman gerekiyor zaten. O yüzden evet. Jeff Bezos'un yani milyarderliğe giden yolunda hani bir sürü kişiyi çiğnemiş olması, vergi kaçırmış olması, yetimin sübiyenin hakkını yemiş olması gerekiyor. O para normal insanda kümülatif edecek para değil abi. O Jeff Bezos pandemiye bir parayla girdi. Pandemiden 15 parayla çıktı abi. Şimdi Hoş mu yani bu? Amazon'da millet şişeye işiyor. Jeff Bezos diyor, diyorlar ki abi Amazon'da senin çalışanların <laughs> şişeye işiyor. Jeff Bezos diyor ki Bab, bu arada ben bu sene sadece 200 bin dolar gelir elde ettim. Ona göre ben gelir <laughs> diyeceğim. <laughs> Nasıl 200 bin dolar elde ettin abi? Yani işte 200 bin dolar elde ettim. Ha Panama'ya bakmayın. <laughs> Seyşellere bakmayın. O, 200 bin dolar elde ettim yani. Çok karıştırmayın. Ya, ben ya sen karıştırmayın. Ciddi, ciddi ciddi milyarder insan kötü insan mıdır diyorsun. Milyarder insan. Milyarderlik hakikaten insan tabiatına uygun bir şey değil abi. Niye o kadar kaynak tek bir şey etmiş, havuzlanmış, havzalanmış? Bu sorunun cevabı bence hiçbir zaman şey değil. O insan çok iyi bir insandı çünkü o yüzden hak ettiğini aldı değil asla. Ben şey gibi hissediyorum şey mi? ya. Pardon abi sen bitir. Söyle söyle abi söyle. Yok şey gibi hissediyorum yani şimdi o insanlara takılmak için yani Jeff Bezos da olmasın mesela yani ünlü biri olsun anladım. Yine 500-600 milyon dolar olan ne bileyim Keanu Reeves olsun mesela. Yani Hı. o insanla takılmak gibi bir şansın yok ki zaten. Yani onun hayatının bir Hı -hı. parçası olursun o saatten sonra hani görüşmek için. Onun evine gideceksin. Onun antreşi olursun gideceksin. yani. Aynen. Bu bir yerden sonra da insanı ya ulan ben ne oluyor lan ben böyle şey beslemem oldum falan gibi bir şey hissiyata götürüyor. Abi oğlum. <laughs> Çok doğru. Çünkü şey yapamazsın ki abi. Ee, aynı seviyede takılamazsın ki artık yani çünkü, çünkü hani ben gidiyorum Ritz'te akşam yemeği yiyeceğim Tancan. Tancan sen beni çağırıyorsun diyorsun ki abi gel işte şurada Etiyopya restoranı varmış orada elimizden yemek yiyelim işte. <laughs> ben yani anladın mı? Hani okey, öyle olmuyor artık bir noktadan sonra ultra zenginler ultra zenginlerle takılıyor. Orta sınıf orta sınıfla takılıyor. Fakirlerle kimse takılmıyor. Evet maalesef dışarıda çıkamıyorsun. Sonra bu bütün bu hikayedeki en acıklı tarafta insanlar zenginleri ultra zengin zannedip onlara kızıyorlar. Böyle az zenginleri falan. O da ayrı bir <laughs> drama. Vay senin evin mi var Orol bu çocuğu? o, sırada, o sırada Jeff Bezos hangi evimi nereye saklasam da kar, eski karım bulmasa falan onun hesabını yapıyor. Neyse. Serdar Kuzuloğlu'nun öyle bir hikayesi vardı ya Ferrari sürerken test sürüşünde bunu gören herkes Vay bu çocuğu demiş ya bir tane öyle <laughs> onun gibi olmuş. Hmm. Evet, millet ben... zenginle gerçekten zengin arasında ayrılmıyor Sen bu Serdar Kuzuloğlu'nu çok seviyorsun ha niye böyle? Hep böyle Verme. örneklerini verirsin konuşma arasında. Ulan ilk kez verdim ayıp be. Ben de ilk defa vallahi, duydum lan. Vallahi ilk kez vermedin. Sen bir seviyorsun bu adamı kim bu? Bir, herkes bilir olm, eski internet amiri diye takılan eski gazetecilerden. Ya ben bir dönem birlikte çalıştım da öyle çok çok geçti yani üzerinden. O kadar hani ha, abi gazeteci, işte, ha, adam be e falan internet gibi ekipleri amiri mi? Aynen aynen. Öyle ha, bir yakınlığım o, yok yani. Gaz bir. Gazeteci mi o adam? Yani, 90'larda gazeteciydi gazeteciydi. Evet. Aa ben onu ben onu Twitter fenomeni diye biliyordum lan. Yok. Sonra da gazetecilik yaptı da sonra kendi şirketini kurdu. Medya şirketi falan kurdu. Türkiye'de video altyapısı olan bir web sitesi falan açmışlardı falan. E ee, hadi programa geçek ya. Hadi, ha? hadi. Hadi. Yayında mıyız biz? Yayındayız. Kayıttayız oğlum tabii. Siktir Harbiden mi lan? Ben kayıtta değiliz, muhabbet ediyoruz. Sandım. Oğlum Basıyorum kaydı dedi. Bu kaydın başını dinleyen herkes biliyor ki sen bas bas dedin hatta falan. Evet. Dedim mi? Okey demişim. Okey okey. Bu okay, Jeff okay, Bezos yayını okay. yayın dışı mı yaptın cidden? Böyle artık mesela ben bayağı programa uygun konu buldum ve yapıyorsun zannettim. Yo, ya kanka ben... Günhan da neyin performans, neyin kayıt altı performansı olduğu çok geçirgen membranlarla ayrış. Diyor. <laughs> o yüzden... <laughs> şey yapmamak lazım. Güzel hikayelerim var çocuklar bugün. Vur. Ee, bu arada bir Mert Gündan ve yakın arkadaş kanala de sürdürerek Tancan hoş geldin demek istiyorum ha, bu bant yayınımızda. Hoş bulduk abi Evet sana. Evet Tancan hoş geldin. En, en sonunda kendi <laughs> kanalımda da hoş buldum. Çok mutluyum. Evet evet en sonunda kendi kanalında da Tancan hoş geldin ve biz eminim şu an bu kaydın yani kaçıncı 10. dakikası? 10. dakikası 11. dakikası. En azından şu premiere 8-9 kere falan canlı mı? Canlı mı? Bant kaydı mı? Bant kaydı mı? Canlı mı? Yazıldı. Halbuki orada evet. da büyük ihtimalle Premier'de yazıyor bir yandan da. Evet. evet. E, bu e, Bugünkü e, bu ilişkideki Göt Ben Miyim bölümünün dördüncü bölümünde e, hikayeleri başlıkları şöyle arkadaşlar. Arabalı, köpekli, inekli, jambonlu, bilgisayarlı. Gördüğünüz gibi çok pastoral ve teknolojik bir seçkim evet. var bugün. Hancancığım Hiç... sen seç. Ben mi seçeyim? Hadi bakalım. Jambonlu olsun. Hiç e, açık vermeyen başlıklar ha. gibi. Ben de jambonluyu seçecektim ha. Ha süper işte. Güzel. Kalp kalbe karşıymış temiz demek ki. Kalbimiz temiz. hikayemizi söyle çocuklar. Ben 23 yaşındayım, sevgilim 22 yaşında. Bu Noel günü hediye alışverişi limon, bilmem ne için ailemin evine gidecektik. Bugün annem bana yazdı ve akşam yemeğe kalıp kalmayacağımızı sordu. Ben de emin olmadığımı, sevgilim evde olmadığı için tam bir şey söyleyemeyeceğimi söyledim. Ama eğer geleceksek domuz yemeyeceğimizi de ekledim. Eskiden her Noel günü Alman kasabından yemeli kuslar jambon alırdık. Kuslar yerine bu sefer tavuk rosto yapıp yapamayacağımızı sordum. Çünkü erkek arkadaşım doğma büyümü Dubai'li. Dinler değil ama kültür olarak böyle yetiştirilmiş. Domuz yemiyor. Daha önce denemiş ama bana sevmediğini söyledi. Anneme bizim evde domuz bile tutmadığımızı, pastırmaya ya sos alacaksak da ya hindi ya dana aldığımızı söyledim. Annem de bana cevap olarak, alıntılıyorum, Siktiminin yemeğini sırf onu hoş tutacağız diye değiştirmeyeceğim dedi. <laughs> Sonra kız kardeşime ulaştım. Umudum onun konuya mantıklı bir açıklama getirmesiydi fakat onun yerine annemin tarafını tuttu ve dedi ki sevgilin ibaret eden Müslüman değil. Bu da bizim 20 yıllık geleneğimiz. Hepimizin de domuz yememesini bekleyemezsin. Ağızlarıyla söylemiş olmalarına rağmen bunu diyenin kendi ailem olduğuna inanamıyorum. Bir geceliğine gelenek bozamıyorlarsa bunun manası nedir? Geleneksel yemeğimiz zaten hepsi geleneksel yemeğimizde geleneksel olan zaten hepimizin beraber olması değil mi? Anneme domuzun yanında tavuk da pişirebileceğini söyledim. Ona da hayır dedi. Gerçekten Noel gününü orada geçirsin falan kalmadı bu olaydan sonra. Arayıp sevgilimi ulaştım. Çok sinirli ve duygusaldım. O da bana sakin olmamı, aileye vakit tanımamı ve sonradan bu konuyla ilgili ailemle konuşacağını söyledi. Bence ben göt değilim. Tüm ailem öyle olduğunu düşünüyor. Öyleysem de bunu kabul edebilirim. Evet arkadaşlar bu ilişkideki göt kim? Kabul ediyorsa biz zorlamayalım. Ee, <laughs> vardı da adam yani şey yapıyor kendi istediği, Abi kuster jambona baktım şimdi Google'dan. Ee, Hı -hı. Neymiş? Gayet leziz görünüyor. Açıkçası kuster jambon. Ee, yani kuster jambon arkadaşı yani şimdi şimdi bir şey diyeceğim ama bilmem çok da haksız değiller gibi ya sanki. <laughs> Kuşlar yemek sarılı konusunda mı diyorsun? Ya hayır abi bak şimdi onlar bir kere çocuk şey diyebilir yani. Ya çocuk bir kere hemen böyle araya yırtık dondan fırlar gibi. Ya bu sizin 20 yıllık aile gelmeyiz. Benim için hiç siz şey yapmayın. Siz jambonunuzu yiyin. Ben de ne varsa başka bir şey de yerim yani. Hiç sizin menünüzü şimdi karıştırmayayım. inceliğinde bulunabilir. Ama yok abi. Yani onun yerine ne demiş? Ben yalnız onu yiyemem. Ee, başka bir şey yapsınlar ha. Böyle demiş yani. Yani böyle demiş olması sevgilerinin öyle bir talebi yok lan hikayede. Ya, hiçbir şey dememiş lan. Hatta aksine Anlatan... sakin ol demiş kıza. <laughs> aynen. Aynen aynen. Anlatan karakter e, diyor yani ya şey benim o mu, manita... o mu diyor? O mu diyor? Hmm. Evet evet. Benim maneta domuz yemiyor. Domuz yapmayalım, tavuk yapalım falan demiş annesine. Ya okey bak çocuk yani. çocuğun böyle bir talebi yoksa eğer, ailenin de e, şey yoksa, aile de yapmak istemiyorsa bence aile göt değil geleneklerini değiştirmek istemeyebilirler. Ee, çocuk da göt değil ama e, diğeri göt gibi, kız göt gibi. Ya bu, Tancan ne diyorsun? Bu konuda aslında kızın çok kilit bir cümlesi var. Ya biz zaten bunu bir araya gelmek için yapmıyor muyuz? Yani domuzun ne <laughs> Ya ben de hani e, domuz <laughs> niye yenmez bilmiyorum. Bana da tuhaf geliyor diyeyim. Hani çok bu konularda bir takıntım da hiçbir zaman olmadı dini olarak ama kendi bokunu yiyormuş abi pis pis abi pis pis abi. abi. <laughs> de bunun neyse. Diğer hayvanlar biliyorsunuz elleri Hayır, yüzlerine çok güzel olarak kıskanmaz. yıkamadırla belli. <laughs> Karısını kıskanmazmış. Ee... Domuz. Abi de e, çok kötü bir şey çay yapardı domuz biliyor musun ya yani hiç çay yapmıyor <laughs> geceleri. <laughs> domuz adam bir evet, anlam evet, değil, değil, mi? değil mi? Domuzu böyle iyice falan şey yapıyoruz artık yani. Abi domuz arkandan konuşur. Abi evet kö Şimdi çok biz... kötü futbol Gözüne... oynuyor. Sözüne güvenemezsin abi domuz. <laughs> domuz bir gün öyle der, bir gün böyle der yani. Tam bir yavşaktır domuz falan. <laughs> Tam bir yavşaktır. Ya bu, bu, şeydir ya bizde de hani e, oruç tutmazsın ama iftar yemeğine gidersin ya da böyle bir çünkü şey olur. Hı -hı. Böyle bir, bir araya gelirsin sıcak bir ortamdır o muhabbet edilir. Herkes oruç tutmayan da saatinde yemeği kaşıklamaya başlar falan. E şimdi burada yani geliyorsa bu kadar coşmaların hele de ee, sevginin bir talebi yokken bir de yani belki kız biraz kötü anlatmış olabilir biraz onu hissettim sanki böyle zora koşuyor gibi. Sonradan toparlamış Hani yanına da tavuk yapabilir misiniz diye ondan sonra geri döndürememiş oradan hani belki kızın Sunumunda bir sıkıntı olmuş orada belki de şey, ha, şey diyorsun değil mi e, domuz yapma dedi ilk başta annesi evet. dedi, ne lan yapacağım ben bu domuzu sonra tavuk da yap deyince hayır yapacağım ben bu domuzu da kitli kaldı kadın falan gibi diyorsun. Aynen, aynen. Biraz şey gibi de hissetmiş olabilir o sevgiliye bak ha kızı kafa gelmiş bize burada şey yapıyor hayırdır falan gibi olmuş ya. halbuki baştan belki sakin girse ya o yemiyor yani ama işte yanına bir onda da yiyebileceği bir şey koyabilir miyiz bir tavuk maluk bir şey dese belki de çok büyümeyecek bir konu yani. Yani bir araya gelmek önemli abi. Burada yani sonuçta her dinde böyle bir şey var. Yani Yahudilerin başka bir şey yemiyor onlar. Belli bir dönem başka Bunlar bir şey yemiyor sanırım. E, galiba bir de onların böyle hamur sadece hamur ha. bir yer bir şey vardı. bir şey vardı yani. Evet evet. Lent mi ne öyle bir şeyler ya, var. Evet. Aynen. Yani de değişiyor. E, hepsine uyum sağlaman zor. E, i̇nanmıyorsan daha da, daha da zor. Ama hani böyle bir araya geliyorsak da minik bir hoşluk yapmak da çok zor değil yani. Çok mu tepki vermişler diyorsun? Bence daha biraz gereksiz tepki ama kızda da hata var. Bence sunumu yanlış yapmış biraz. Zora koşmuş. Şimdi benim evime de böyle ne bileyim mesela ben de yiyorum tamam mı? Normal akşam yemeğine gelip de kızım geldi mesela. Yalnız bu akşam yemeği olmaz. Bunu kaldırın. Benim sevgilim domuz yemiyor falan dese böyle bir bakarım. Siktir lan derim ben de. Yani ben yapmışım yemeği yiyeceğim. <laughs> yani parasını vermişim, masaya koymuşum ama şöyle gelse ya bu akşam sevgilim de geliyor biliyorsunuz o yemiyor yani yapabilir miyiz? olur ya ona da bir tavuk yapalım falan deyip yapılır yani ne olacak bu? Peki peki bir şey yani? olsa bu akşam sevgilim geliyor da masada alkol almasak olur mu? Almasak derse olmaz abi. Ona alkol yerine başka bir içki ben koyarım ama oraya. Tabii onun, onun da içeceği ama, bir şey koyarım. Ama ama işte bak biraz o noktaya gitmiyorum yani rahatsız oluyor alkollü masadan falan dese. O zaman kızıma ayrıl diyebilirim daha da sert. Yani belki aile belki ben şeytan avukatlığını yapıyorum burada da belki aile benzer bir yerden şey yapıyor yani. Nasıl yani rahatsız mı oldu? Kim rahatsız? Ama herif bir evet, şey evet, yapıyor. Çok... herif yok ki daha piyasada. Ya ama çocuk çocuk işte kadın çok yanlış anlattığı için hmm. çocuğun öyle bir şey e, demiş olmuş olabileceğinden e, derlenip ha Komple sen, rahatsız olur oluyor. gibi bir düşünceye mi girdiler diyorsun? Ya bu da olabilir diyorum hmm. evet. Böyle bir noktaya da evrilmiş olabilir konu yani ailenin kafasında. Abi orada bence eşik şu ya. Yani rahatsız oluyorumla başlayan eşik bana müdahaleye geliyorsa ya. Yalnız alkol alınıyorsa olmaz kaldırın onu siz de içmeyin ha falan gibi zaten o kavga sebebi olur da. Ama işte ya bu akşamlık hani başka bir şeyler mi istesek hani sonra belki üstüne siz şarabınızı içerken biz de onunla hani meyve suyumuzu yudumlarız falan gibi bir şey gelirse yine kabul edilebilir. Bir ortaya yol belki bulunur çok, yani. Belki çok dindar olduğunu mesela belki söylemiyor. Bence söylememiş hale. Dindar din, olmadığını çocuğun. Evet dindar yani. Dindar değil ki oğlum çocuk. Aynen hiç değil de dindar yani. olmadığını dindar olmadığını. Kız biraz işte ha, gaza yo, yo, söylemiş. Hmm. Söylemiş ki kız kardeşi şey diyor. Ya sevginin zaten ibadet eden Müslüman değil. Evet, hani evet. şey diye hani bu da bizim 20 yıllık o konuşmayacağız. zaten hani biliniyor yani. Şey o gibi zaman aile göt. Orada. Aile aile de göt o zaman. Vay aile be da böyle böyle bir detay var çünkü doğru evet bunu da biliyorlarmış yani öyle bir şey olmadığını da biliyorlar. Valla ben de kıza iletişiminden dolayı göttük veriyorum. Ailede aşırı gereksiz tepkisinden dolayı götlüğü yapıştırıyorum. Herif de hiçbir şey dememiş. <laughs> Daha evet. sakin ol falan evet, demiş evet. bir de. O yaklaşımını da sevdim. O yüzden adam minnoş ama kız ve aile göt çözememişler Evet, de bok kız ve aile göt abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Kız böyle bir altta ırkçılık sezmiş gibi bir aşırı tepki vermiş gibi hani tam anlatmadığı kontekst bir ırkçılık falan mı var ailenin geri kalanında bir yerde? çünkü Öyle bir savunma halinde yani. E tabi orada şu soru yani. gelir zaten abi. Yani sevgilisi ya ödü olsa ve ben işte atıyorum o gün peynir yemiyorum. Desem, aa, aynen. Aa tabi canım mı diyecekler. Yoksa sadece Müslüman olduğun için. Ya şimdi tabi bu konu biraz alengirli ya. Müslümanlık deyince bomba geliyor hemen herkesin gözüne ama evet bir İslamofobi konusu bazen olabiliyor evet. Belki öyle yaklaştıklarını hissetti kız ondan da biraz daha aşırı tepki verdi o da önünü almak istedi falan belki ama bunu bilemeyiz işte maalesef. Aynen, aynen. onu bilemiyoruz. Ben o yüzden aileye ve kıza göttük veriyorum. İyi, okay. Maşallah. Günhan son kararında senin aynı. Tabii tabii. Ey, uğurlu olsun. O zaman Günhan mı seçiyor şimdi? Evet, Günhan seçiyor. Arabalı, köpekli, inekli, bilgisayarlı. İnekli. Bu hikaye seçtiğine sevindim. Arkadaşlarım ve ben internet üzerinden beraber bir oyun oynuyoruz. Oyunda belirli kurallarımız yok. Herkesin kendi fraksiyonları var ve öteki fraksiyondan birinin kaynaklarını bulursak ne aklımıza gelirse yapıyoruz. İki gün önce arkadaşların Faith ve Mary'nin üstlerini buldum. Keşifteydim. Yanıma yemek almayı unutmuştum. Ben de onları grifledim ve sonradan çiftleştirsinler diye iki tanesini bırakmak suretiyle sayıları yüzlerce olan tüm ineklerini öldürdüm. Benim yaptığımı da sonradan öğrendiler. Geçen gün okulda beni kıstırdılar ve bu konuyla ilgili bana hesap sordular. Laf ikisi hariç tüm inekleri öldürmemden açıldı. Ben de Meri'ye şaka yoldu dedim ki yo 3 tane bıraktım sonuçta sen de hala üsteydin. Meri ile normalde ilişkimiz çok şakalıdır ama bu sefer kızmış gibiydi. Bir çizgiyi aşmış olduğumu ve bana artık pasta getirmeyeceğini söyledi. Özür dileyecektim ki bu sefer de Faith bana patladı ve tartıştık. Sonra ikisi de tüm gün benimle konuşmadılar. Yani gerçi aynı sınıfta değiliz o yüzden konuşmak için bir fırsat daha olmadı. Arkadaşlarım konuyla ilgili yarı yarıya bölünmüş vaziyetteler. Bazıları inekleri öldürmemi komik buluyor. Bazıları ise tekrar çiftleştirmek 2 saat alacağı için bunun kötü olduğu fikrinde. Bence okey. Daha önce de başka birileri benim ekinlerimi çalmıştı. Ben okey olmuştum. Sadece yerlerini ektim. Mary'e de özür dilemeyi düşünüyordum. Ama bana dedik undan dolayı iyi mi karşılar, kötü mü karşılar emin olamıyordum. Yine de Meri'den özür diledim. Konuşunca anladım ki tepkisini yanlış anlamışım. Bana ilk başta şakalı tepki verecekmiş fakat sonra Faith gerçekten kızınca o da moda girmiş. Yani meğerse o yorumumdan dolayı bana kızan Faith'miş, Meri değil. Ben hmm. yine de Meri'den özür diledim. Ee, ona bir daha inek demeyeceğimi söyledim. O da bana okey her neyse dedi. Faith'e henüz ulaşamadım ama kız arkadaşına haber saldım. İneklerini öldürdüğüm için ondan da özür dilemesini de söylemesini istedim. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, bu ilişkide göt kim? Hep ciddi ciddi meseleler konuşuyoruz. Biraz da ergen lakayt bir şey konuşalım <laughs> istedim bu arada. Bu arada Abi kim... Evet artık. Kim kız arkadaş, kim şey burada onu anlamadım. Faith, Mary falan isimler değişiyor. Abi romantik bir ilişki yok burada. Bunların üçü de normal düz platonik arkadaş. Ha. Ee, üç lise çağındalar. Bu <laughs> Her gel kız arkadaşı dedi ya onu anlamadım ya. Var. Şey, e, Faith'in Faith'in manitasına haber salmış. Beyti olursa olmuş. Beyti açmamış telefonunu yani. Her tamam, neyse. Tamam. Faith'in manitası demiş ki ineklerini öldürdüğüm için sevgilinden özür diler misin? Tamam şimdi anladım. Öyle demiş. Tamam. Oyunu da tahmin ediyorum Ay. Minecraft. Evet muhtemelen. Abi inanılmaz bir ergen dramasıymış <laughs> bu ya. <laughs> <laughs> günah i̇nek senin kim böyle kim kesin rage'in vardır lan bir şeylere kesin var, ergenken. Kesin var. abi var 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 bizim bizim birincisi oyun zaten Minecraft <laughs> ee, belli ki Minecraft <laughs> serverler var bir tane orada Çünkü yani ancak Minecraft'ta inek kesilmesi bu kadar sinirlendirebilir bir insan Çünkü o inekleri getirmesi sorun yani tabii çiftleştirmesi uzun çiftleştirmesi uzun getirmesi sorun Zor yani kolay bir şey değil. E, o sebeple bana bunu birisi yapsaydı gidip bu kadar ineğimi falan öldürseydi ben sinirlenirdim abi. 30 32 hmm. yaşındayım. 32 yaşındayım ve yine de sinirlenirdim. Yani, <laughs> e, mesela atıyorum yani gayet olası bir şey. Şimdi biz bundan 3 ay sonra gelin arkadaşlar yeni Minecraft Realms aldık oynayalım yayınlarda oynuyoruz sonuçta Minecraft yani aralar. Tabii. Tabii. E yani o kadar kuruyoruz falan böyle bir bu kere komik de değil. Yani <laughs> yani greying Oğlum... komik bir şey değil abi. Grafik yapan için komik o da yani böyle e yaratıcılığına bağlı bağlı olarak komik. E, yeniden inek çiftleştirmen ne kadar zor ki 100 tane Minecraft'ta? Abi in ini bulacaksın da getireceksin de oraya. Ama e bırakmış iki tane zaten. Ya tamam da ne bileyim abi. <laughs> yani. Bekleyeceksin inekler tekrar orada büyüsün yani anladın mı? Yani bir de çok hostile bir şey. Ya ben bir de genelde inekleri öldürmüyorum, çiftleştiriyorum. İşte sütlerini, mütlerini alıyorum genelde. Öyle bir inek kolonim oluyor. Kıyamıyorum hayvanlara Minecraft'ta ben çünkü. Peki ben de geldim mesela, öldürdüm ineklerini. Sonra dedin ki sen abi niye iki ineğimi bıraktın? Onları da öldürse, öldürsen hep sinirlendim Ben iki bırakmadım ki üç bıraktım dedim. Sen ne yapardın? Güler miydin bana mesela? Yoksa boğazlar mıydı? Yani şey falan yapardım. Ağlardım. Şey falan yapardım. Yani niye böyle bir şey yaptın ki abi diye kafanı sikerdim sürekli. Ee, yani Ama şakadan çok... alınmazdın herhalde yani. Ya alınmazdım. Bunu çok ciddi bir yere götürmezdim. Ama böyle bir yani iki oyunu dakika silmezdin sinirli kal... yani. Hayır. Hayır. Oyunu silmezdim. <laughs> ee, i̇ki dakika falan sinirli, aktif sinirli kalırdım abi. de ee, benim sinirli kalma sürem çok kısadır zaten yani. Hani çok 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 sinirlensem maksimum 3 saat kalabilirim birisine sinirli. Hani sonra kırıldıysam falan yine böyle konuşmam da ama yine de o aktif sinir çok ben çok zor kalıyor bende o sinir yani çok saman alevi benim sinirim. Ee, yani 2 dakika falan sinir sonra tekrar niye niye çal niye şey yaptın lan piç falan derdim böyle. Şakaya vururdum herhalde. Çok, <laughs> yani... çok pasif abi bu oyunda. Hani mesela bizde şey oluyor. Abi yardıma geliyorum deyip gelmiyoruz ya da satıyoruz birbirimizi eğleniyoruz sonra. <laughs> ama mesela bu çok pasif bir şey ya böyle. inek vardı ölmüş bir yerde falan ne bileyim hani anlık bir şey de değil. Biraz aşırı tepki gibi geldi bana o yüzden. Evet evet çocuk oldukları için ama o. yani e, ve iki tarafta çocuk olunca de. Abi, genelde götlük kat sayısı çok artıyor bence. Tabi bir de hatırlatmakta fayda var. Detayın üzerine çok durmuyorsunuz. Bir de üzerine yapılmış bir inek şakası da var. Hani arkasında i̇şte evet. inek dedi. <laughs> Ondan sonra. Ondan dedim ya demin hani inek desen. Ya yani tabi şeye bağlı ya. O anki ya bazen hiç tepki vermeyeceğim bir şakaya o anda bir üçüncü parti bir sinirden dolayı da tepki verebiliyorsun ya böyle. ya yani O gün hmm. mesela annen kızmış sana falan. Bir şey yetiştirememişsin falan hmm. yok falan. Olabiliyor yani böyle şeyler. Bu günün sonunda şey diye bir detay da var bu arada. Bu hikaye böyle bir viraj da alıyor O da ilginç geldi bana. Mary'e gitmiş özür dilemiş. Mary demiş ki yok ben sana şakalı kızmıştım zaten. Okey. Sonra Faith sana gerçekten kızdı. Sonra ben de gerçekten kızar oldum. Şu an Faith... Işte Faith şimdi Faith'in de inekleri ya Ama Mary hani Faith yani Faith'in yani Mary'e... Mary'in inekleri öldürmüş. Bir de Mary in ineklenmiş. Faith'in sadece inekleri öldürmüş. Ondan sonra <laughs> Faith, Faith daha çok sinirlenmiş olan olmuş. Sonra Mary de sinirlenmiş. Bu... <laughs> bir de oğlum bu niye Faith'in gazına geliyorsun ki ya? Sinirleniyorsan kendine Yani. evet. Bak bu hiç sevmediğim Senin... bir şey. Başkasının gazıyla gaza gelmek yani. Senin fikrin yok mu? Şeyin zikrin yok mu yani? Faith boğaz köprüsünden atlasa sen de mi atlayacaksın Meri <gülüyor> <gülüyor> Ya hadi o, <laughs> o çok şey de hani spot Çok şey ekstrem de. değil mi? Aynen hani bu böyle Hı. duygunu değiştirmen Tuhaf yani ya bir duygun var o anda ve duygunu başkasına göre değiştiriyorsun. Ya ona aşık olman lazım ya da evet. bilmiyorum yani bir çıkarım falan. Ya da ergen, evet. ergen olman lazım abi. Ya da ya da <laughs> ergen olabilir. Yani. Bence bence inekleri kesen göt, o ikili böyle bunu aşırı abartan da göt. Bu hikayedeki herkes göt abi. <laughs> ya peki bir şey söyledin mi Gülhan bir konuda fikrini? Ee, çocuk ha. şeyi diye bir ekbalans yapmaya çalışıyor ya özür dilerim eşlik denklik çıkartmaya çalışıyor ya benim de ekinlerimi kestiler. Sen de Minecraft oynayan Minecraft bilen bir insansın. İnekleri kesmekle ekinleri kesmek denk grif mi? Denk grif hareketler Hayır, mi? Asla değil, asla değil. Ekinleri kesmek çok basit bir şey. Hatta ekinleri kesmek yardımcı olmak bile anlamına gelebilir çünkü yani belli bir yere kadar büyüyor ekinler ve belli bir yere kadar büyüdükten sonra zaten onları kadar kesildi. büyür abi işte. E dize kadar büyüdükten sonra onları kesmeyeceksin de ne yapacaksın? Orada öyle duruyorlar. Zaten çıkmaları onların 3 saniye 4 saniye falan tekrardan. Yani. Eşit dereceli değil. Eşit dereceli hmm. değil abi. Hı. Hmm. Şey, Tanrı ne diyorsun? Valla ben ilginç bir şekilde burada Mary'e götlük vereceğim. Çünkü hadi kızanla tamam. e, yapan o okey bir dertleri var. Yani biri yapmış oyun içinde olabilir. Diğeri de buna kızmış o da olabilir. Ama Mary gidip de ya ben hoşuma gitti ama Feyt kızdığı için kızdım. Sonra da döndüm. Sonra da bir trip atar gibi oldum da ne yapıyorsun <laughs> ya? Burada göt meridir bence. Meriye veriyorum. Güzel bir yaklaşım. Transfer agresyondan dolayı götlük <laughs> e, verildi. Tebrik ediyorum. Ben Günhan'ın grief e, e, götlüğünü de takdir ediyorum buradaki e, ve bu hikayeyi de yolladık. Minecraft'lı inekli hikayemizi de Minecraft arkadaşlarımızın ineklerini kesmeyin. <laughs> Eee arabalı, köpekli ve bilgisayarlı hikayemiz kaldı. Eee köpekliden çok geri diyorum. O yüzden bilgisayarlıyı seçiyorum. Evet. 6 ay önce babamı kaybettim. Köpekten çok gerilip bunu seçtiğin için umarım memnunsundur Tanca. Ondan 5 <laughs> yani... ay sonra yani bir ay önce annem yakın zamanda tekrar buluştuğu eski bir lise arkadaşıyla beraber olduğunu söyledi. Bir iki hafta sonra da Aralık ayında bu adam ve iki çocuğunun ona taşınacağını bildirdi. Ben bunu epey hızlı buldum ama üniversite birinci sınıftayım. Artık annemle yaşamıyorum. Bu yüzden de çok bir söz hakkım yok gibi hissettim. Geçen hafta sonunu adam ve ailesi için bir ziyaret planlamışlardı. Ben ve kardeşim henüz çocuklarla tanışmamıştık. Adam da çocuklarla beraber anneme gelecekti. Okul sorumluluklarım olduğu için orada olamadım. Her halükarda zaten adamın da bir tek en, en küçük çocuğu geldi. Oğlu. Kızının agorafobisi varmış ve uçağa binmekle yaşadığı şehri terk etmek konusunda terk etmek konusunda panik atak geçirmiş. O yüzden de ev, evde kalmış. Anladığım kadarıyla ziyaret tam bir faciaymış. Çocuk 9 yaşında. Tüm seyahat boyunca şımarmış. Yaptığı hiçbir şey önemli değil. Yaptığı en kötü şey bizim ailemizin 2015 ve öncesindeki video ve resimlerinin %90'ını tutan bir bilgisayara fabrika rezete çekmiş olması. Ne? Bilgisayarı Best Buy'a götürdüler. Ne? Ama net bir cevap alana kadar haftalar geçecek. Ağlamamı durduramıyorum. O bilgisayarda asla yerini dolduramayacağım bir sürü anı var. Babamın gelecekteki ben için çektiği video vardı. Onu asla izleyemeyeceğim. Onunca Noel ve Yetenek Show'u sonsuza kadar gitti. Çok eski bir bilgisayardı o yüzden data geri alınır mı onu hiç bilmiyorum. Annem sinirlenme hakkım olduğunu söylüyor ama bence anlamıyor. Ben esas ona sinirleniyorum. Belki adil değildir ama %100 onu ve erkek arkadaşını suçluyorum. Çocuk 9 yaşında. Annesini birkaç yıl önce kaybetmiş, şimdi de sadece bir aylık bir ikaz süresinden sonra tüm hayatını söküp başka bir yere taşıyorlar. Neymiş? Çünkü bizim e ebeveynlerimiz uzun mesafe ilişki istemiyormuş. Çocuk tabii ki kişi arayacak. Ebeveynlerimiz kendi mutluluklarını evet. bizim iyiliğimizin üstüne koydular. Annem bir de gidip çocuğa kızmış. Sanki onları bunu çektiren o değilmiş gibi. Ben burada ne soruyorum bilmiyorum. Tavsiyemi istiyorum, o anların kaybını atlatmada yardım mı istiyorum? Şimdilik taşınmayı ertelediler. Ama hani tekrar ayarlarlarsa onunla nasıl başa çıkacağım bilmiyorum. Annemi nasıl affederim bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu ilişkideki göt kim? Öncelikle çocuğu takdir ediyorum. Çok olgun yaklaşmış konuya. <laughs> Anlatan evet. karakter diyorsun değil mi? Aynen yani. Abicim ee. evet, de bir yedek gibi yedek kalır insan ya. Yedek <laughs> evet. Ya. <abi> <gülüyor> <gülüyor> Google Drive <'a> atardım. <laughs> Google Drive abi, atardım yani ya. 2021 sene yani ölmüş babanın senin için geleceği senin geleceğin için çektiği video gibi trikler varsa bir kere yani bütün bunların 25 bin kere falan yedeklenmesi gerekmiyor muydu anasını satayım yani hmm. bilgisayara herhangi bir şey olabilir oğlum yani bak elektrik çarpar voltaj sıçar evet. çat diye bilgisayar yanar eder falan yani benim benim mesela bütün her şeyim yedekli durumda yani hepsinin bir cloud'da yedeği var yani bütün fotoğraflarımın falan ve o sebeple aşırı derecede rahatım yani. neyi nereye giderse gitsin. Oğlum bir de o kadar basit bir şey ki bunu yapma. Google Drive uygulaması indireceksin. Şu klasörü yedekte kardeşim diyeceksin. Google Drive diyecek tamam abi beni bırak ben 5 saat sonra haber veririm sana bir şeyi yani, bitince. Ve Yalıştım. Sadece Yalıştım. ayda 1 bugün... dolara falan yapabiliyorsun bunu. 1-2 dolar. Aynen öyle. <laughs> bir, bu hikaye bir de Best Buy, Best Buy dendi. Amerika'da geçiyor büyük ihtimalle. Amerika'nın internet hızları da şey yani 15 dakikaya gel ben halletmiş olurum falan. Yani anladın mı? Google öyle mesajı yazar. Tabii Katılıyorum ki. Yani. bu konuda. Evet, evet. Yani ben hani... Evet çocuğun başına gelen şey aşırı üzücü bir şey bundan yüzde katılıyorum ama yani biraz da yani kızıyorum ee, bu kadar aptal olmasına da evet yani işin tabi sosyal boyutu da var abi yani hadi yedek almadın yani bir şekilde alınmadı yedek biraz çocuk lise de miyim dedi bu arada onu üniversite üniversite'de üniversite üniversite. anlatan karakter yani aslında evet, yani şey de değil öyle yaşlı çok yaşlı değil gayet yaşında. Yani teknolojiden anlayacak da biri belli ki ama. Olur bayağı En şey kötü yapamış. bir external al falan yani. hani e Belki de erteliyordu falan. yani. Üşendi ya bugün yaparız yarın yaparız falan dedi. Sonra yapmadı yani. Ama tabii işin sosyolojik ben... boyutu da tırtlan Yani gidip 9 yaşındaki çocuğu da hemen annesi öldükten sonra ki hadi diğerleri daha büyük nispeten. Ama 9 yaşındaki çocuğu Ay da evet. hadi annen öldü şimdi yeni annene gidiyoruz falan dersen o da yani yatağına da sıçar, bilgisayarını da siler, <laughs> arabana da işer ne bileyim her şey yapar yani o sonra. Ya evet bir de, bir de yani 9 yaşındaki çocuğa kızmak bana çok saçma geliyor abi. Yani Tabii canım. Çocuk, çocuk, bilmiyormuş ki bilgisayarın içinde o fotoğrafların olduğunu nereden bilsin? Ya kız hmm. kızgınlıkla yapmış yine sonuçta gidip de tanımadığın birin bilgisayara format atmazsın zaten de yani belli ki bir şeyle gelmiş oraya bir böyle öfkeyle gelmiş çocuk öfkesiyle gelmiş yani hmm. bir sıkıntılanmış ve orada şey cümlesi de ağır yani kendi mutluluklarını bizim üstünüze koydular falan yani şimdi bir yandan da diyoruz yani koca koca insanlar çok büyük dramalar yaşamışlar üst üste. Onların da hissettiğini anlamak zor. Yani kesinlikle backup konusunda bir götlük var ama burada diğer dört kişi yani konu olan çocuklar ve anne babaya bir şey demek bayağı zor ya dışarıdan. Çocuk herhalde zaten hani yaş itibariyle bizim götlük şeyimizin dışında. Hani evet, en kötü evet. ı, ıslah evi götlüğü verebiliriz yani. Maksimum. Çocuğu bu çocuk şimdi şey yapsa abi e, ne derler gitse şimdi yanlışlıkla birisini öldürse suçlayacak mıyız bu çocuğu? Mesela yok. hayır. Aynen öyle. Yani, cezai ehliyeti aşık... yoktur. <laughs> yok yani zaten bir de e, sinirlenmesini anlıyorum kızabilir. geri Gerizekalı çocuk diye bir zaten çok da şey bir e, tepki vermiş. Çok da böyle yerinde bir tepki vermiş. E, yani burada bu hikayede göt yok ya. Öyle mi diyorsun? Anne baba yok, yok bence evet. Ben anne babalı annem... verebiliriz bence Düşünüyorum onu hala. Küçük çocuk çok hızlı hareket ettikleri için mi? Evet evet. Yani iki, iki, ya çocuklar var ortada. Küçük çocuk var. Uzak ilişki sürdüremiyoruz diye bir de yani. E, dur lan kaç yaşına gelmişsin? Lisede üniversitedesin ki uzak ilişki sürdüremiyormuş. O tribi de anlamıyorum. Bir yani. de... Ben onu biraz ben onu biraz şöyle düşündüm gibi biraz. Ee, yani zaten kadın şeyi kaybetmiş yani. Kocasını kaybetmiş. Belki beklemek istemiyordur bazı şeyler için artık. Bu da makul. burada arada adam da karısını kaybetmiş ama o birkaç sene olmuş onun üzerinden. O kadar da iyi evet, değil. Belki böyle birbirlerine çok ihtiyaçları vardır yani anladın mı? Hani bunu da bilemeyiz. Onların kişisel olayı biraz. Çocuk ben küçük bir detay ekleyebilirim. Tabii. Hatırlatabilir miyim hikaye? Abi e, hikayede şöyle bir detay var. Evde kalan bir kız kardeş var bir de şeyin. E, ha, erkek panik karakteri. atak olan aynen. Agorafobi. Şimdi onu nasıl taşındırttıracaksın hanımın eve Öf, Evet ya bir doğu var <laughs> ya işte yani yani, çocuklar hiç çocuklar abi. abi çocuklar hiç iplenmişler yani. Evet. yani hiç iplenmişler tamam bak şey okeyim yani o yaşta insanların ne yaşadığını hayal etmek gerçekten güç çok e, zor dönem geçirmişlerdir eminim ama çocuğu da yapmışsın ve çocuklar orada yani hadi bir üniversitede onu sal ama 9 yaşında bir çocuk var ya kız kaç yaşındaydı evde kalan onu söylüyor muydu? Onu, onu bilmiyoruz abi. Onu bilmiyoruz. Ee, o, o yok. Gelmemiş abi. ama. E, yani ev yani bilmiyorum şimdi evet. evde kalmış detay, hani bir teyzen en, enişten yani yenge menge bıraktılarsa başına onu bilmiyorum ama evde kalmış tatayı biraz büyük olduğunu düşündürtüyor bana. Ee, bir tık hani 9'dan küçük olsa e, herhalde bagajı tutar atarsın yani artık yani. çünkü. 14-15 gibi hayal ettim ben de ama muhtemelen. Hmm, belki de o da... Bir de şey var. Anlatan karakterin erkek kardeşi bahsediliyor ama onun yaşı da söylenmiyor. O da evde yaşıyor mu onu da bilmiyoruz mesela. Evet. Hani. O, o da küçük kardeşim diyor ama galiba bir yerde Öyle bir şey dedi galiba. Abi yine İngilizce olduğu için brother demiş. Bilmiyorum Aa, ben küçük. Büyük <laughs> tamam okey. Bence de Yani iki küçük çocuk var gibi hayal edersek yine de e, bilmiyorum abi o çocukları yaptıysan onun sorumluluğu hala sizde. Yani o sorumluluk sende olduğu sürece de Onları göz ardı edip kendi hayatını yaşıyorum'a geçemezsin. O zaman bazı şeylerden fedakarlık edeceksin yani. Hmm. Değil mi? Evet. Bir de yani şeyde, şeyde peki ne düşünüyoruz bu panel olarak? 9 yaşında bir çocuğu, hadi agorafobik çok ekstrem bir örnek. Hani bir bizzat bir saniyeliğine unutalım. Ama 9 yaşında bir çocuğu sırf manitayla beraber olmak için uproot edip yani köklerinden söküp başka bir yere götürmek okey mi? bence değil. Hatta bunu yapacaksan önce bir psikolog da falan Bilmiyorum. belki de yapman lazım. Sonuçta aile birleşimi, değişimi bunlar çok zor konular ya. Yani. Ya bak bunu bunu bence yapacaksan 9 yaşında yapabilirsin. Çünkü yani 9 yaşında daha çocuk böyle kendi çevresine arkadaş edilmeyecek ve işte inanılmaz bir şekilde bağlanmayacaktır. Bence bir tık daha büyük olsaydı daha sıkıntı olurdu ama yapacaksan işte bu yaşlarda yapacaksın ya da hiç yapmayacaksın. Bence orada da kendisiyle ilgili Sonuç olarak yani çocuğun hayatına daha iyi bir etki olmak için kendisine daha iyi olması lazım. O yüzden kendisiyle ilgili bu kararı vermiş olması da ben çok götlük veremeyeceğim ya. Ee, 9 yaş çünkü bence o kadar da e, çocuğun bütün şeyini değiştirebilecek bir durum değil. Taşınırsın ne olacak 9 yaşında? Onu, unutursun oradan bir arkadaşın tanıyorsan bile yani. Hani ama 14 yaş olsun 15 yaş olsun bunlar daha farklı yaşlar. Bir ortamın oluyor bir sosyal çevren oluyor buralarda böyle bir karar alsan sıkıntı olur. Ama 9 yaş bence çok da şey değil. En az böyle düşünüyorum yani en azından. 9 psikolojik olarak sıkıntı abi zaten. Çevre mevre ki yani çocuğun okulu da değişir ne olacak yani. Evet yine sıkıntıya girer de o yaşta idrak edemediği birçok konu olacak. O yüzden zaten bilgisayarı formatlamış belli ki bir tepki olarak. Yani ondan diyorum yani onun için daha kötü daha travmatik kalacak belki söyleyemeyecek içine atacak, dışına atacak. Ne bileyim yani her şey olabilir. Çok kritik bir yaş yani. O yüzden ben anneyle babaya götlük veriyorum ya iki tarafında. Okay. Ben, ben vermiyorum. Ben vermiyorum. Okay. Sen hiç göt yok diyorsun bu hikayede. Evet evet. Göt, göt bir hikaye? Götlüs. Uzun süredir Götlüz. bu kadar ayrılmamıştık galiba. Güzel oldu. <laughs> Evet. evet. Ola, olabilir kardeşim böyle şeylerde. Kardeşim sen Abdülhamit'i savundun. Evet bak Can Sungur da Eti Negro ile dalga geçiyor. <laughs> Artık çaya banmayacağım. <laughs> evet evet arkadaşlar güzel. Ee, i̇ki tane hikayemiz kaldı. Arabalı bir de Tancalı Korkutan Köpekli. Evet. Gülhan'da birisi sen, sende. Hmm. köpekliği verelim de onu yani köpek hikayeler çünkü zor oluyor. Evet ya korkuyorum şu an. Kesin ayrılan ve birinde kalan ya da evet, sahiplendirilen evet. köpek hikayesi gelecek gibi. Dur bakalım. Umarım öyle bir şey değildir. Bakalım. Kız arkadaşım 26 yaşında ben 34 yaşındayım. Bir yıldır çıkıyoruz. İlişkinin 6. ayı civarında yeni bir köpek çıkılacağını söyledi. Benim için sorun yok ama geçmişimden dolayı küçük boy köpeklerle problemlerim var. Genel olarak daha büyük köpekleri seviyorum. Bir Rottweiler'la büyüdüm. E, bu problemlerimi kız arkadaşıma net bir şekilde anlattım ve onun her türlü köpeği sevdiğini biliyordum. Kız arkadaşım e, hala eve çatısı altında yaşıyor. E, onlar da o dönem sadece kız arkadaşımın küçük bir cins köpek almasına izin verdiler. E, biz bu köpek alınması konuşulduğu zamanlarda ikimiz de beraber eve çıkmaya hazır değildik. Ben kız arkadaşıma ileride benim için bunun bir problem olabileceğini, bir süre bekleyip işlerin gidişatına göre belki ikimizin de beraber yaşadığında beraber bakabileceğimiz büyük bir köpek alabileceğimizi söyledim. Gitti ve hayatımda gördüğüm en küçük beyaz futbol topunu aldı. Bu konuyla ilgili küçük bir kavga yaşadık. Küçük köpeklerden nefret ediyorum. Onlarla ilgili anksiyete yaşıyorum. Kız arkadaşımla kavga ettikten sonra bu anksiyetemi yenmeye çalıştım. Köpekle bir bağ kurmaya çalıştım ama köpeğin yaptığı her şey benim bu butonuma basıyor. Hakkındaki her şeyden nefret ediyorum. Şimdi beraber eve çıkmayı düşünüyoruz ve köpek mevzu bahis oldu. Ben bu köpekle şansımı denedim ve onunla yaşarken mutlu olabileceğimi öngörmüyorum. Sevgilimle köpeği ebeveynlerine bırakmasını söyledim. Çünkü onlar da köpekle bağ kurdular ve köpeğe bakıyorlar. Sonra da biz kendimiz sadece onun değil ikimizin de sevip yetiştirebileceği bir köpek edinebilirdik. Olaylar çözülmedi. Şimdi tıkandık ve kız arkadaşım hüngür hüngür ağlıyor. Ben baştan beri bu konular açıldığında hislerimi aşırı net bir şekilde ifade ettim. Ailesinin evini terk etmek için gün sayıyor. Ben kendi evimde yaşıyorum. Ne yapacağım? Bu ilişkideki göt kim? Bu herif aynı Rand okumuş bir göttür bence. <laughs> <laughs> evet evet Bu 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 o kadar basit bir şey ki zaten ikimiz de aynı şeyi soracağız. Köpeği aldık verdik almak istiyorduk falan diyor. Bunlar satın almışlar galiba. Yani zaten Tabii. köpek satın alacaklarmış galiba bunlar. Ben bilmiyorum evet. abi. E, satın almayla sahiplenme arasında fiil farkı adopted mi derlerdi? Bir kat evet. diyor adapt, çünkü ama. Evet, Adopt e, shelter derlerdi. Adopt derlerdi. Eğer we got falan bilmem ne gibi diyorlarsa parayla hayvan alma o. Bu hikayedeki herkes göt diyeceğiz otomatikman. Ya onu yani. tamam onu çıkar lan o ne? Hayır o zaman stere, hiç program yapmayalım. Bunu bilmiyorum <laughs> ben. Onu bilmiyoruz. Yani gat gat fiili bence öyle harcanacak çünkü belki de şey diye düşünüyorlardır abi. Zaten köpeğe para verilmez. Dolayısıyla get feed'ini zaten biz söylerken e, e, sahiplendik diye kastediyoruz. E ama hani şey olabilir falan ama abi. abi onu bilmiyoruz. Ben Şöyle köpekleri sevmiyorum. Böyle köpekleri sevmiyorum. Ya onu demiş. O, onu ya. demiş. Onu yargıla. Onu şeyden şey diyorum sadece. Yani köpeği satın almış varsayımını hikaye basitleştirmiş. Olur. Onu geçelim. Köpeği satın almışsa göttür. Almamış. Onu bilmiyoruz gibi kabul ederim. E, yani okey. Şimdi şöyle. Ben köpeği o zaman da sahiplendiğini mi asum edeceğim? Let's do. Okay. Bilmediği bilmiyoruz çünkü yani. Yüzde yüz emin değiliz. Bu detay hikayede şey değil. Üstü açılmamış küçük köpeklerle ilgili anksiyete yapıyorum. Bu yüzden eee bir salak köpek bir cümle. istiyorum. Evet yani <laughs> küçük köpek ya yani şunu anlıyorum. Küçük köpekler ve büyük köpekler arasında gerçekten fark oluyor. Yani bizde mesela küçük var. El kadar var bir tane. <laughs> el kadar değil, kolum kadar da yani. Tam bir pezevenk, huysuz. <laughs> Bağırıyor, çağırıyor. Daha daha bu sabah geldi, uyandırdı falan beni yani, rahatsız etti. Geldi yanıma böyle çok da yavşak aynı zamanda da. <laughs> oyuna gelmişsin. Ee, gelmiş sana ya. Uyanlan artık evet, oynayacağız çok... ama. <laughs> evet, aynen öyle bir tip yani. Hani küçük köpeklerde daha böyle aşağılık kompleksi gibi oluyor galiba. Bilmiyorum. Daha <laughs> kendilerini daha böyle öne çıkartmak istiyorlar. Büyük köpeklerin daha sikinde olmuyor hiçbir şey. Lezer mesela yani hiçbir şey sikinde değil. Ee, hani öyle bir fark oluyor ama bu yani anksiyete yaratacak gibi. Yani bilmiyorum. Ya bir de sen zaten hayvanları sevmiyormuşsun abi yani anladım hani e, sen yo ben sevmiyor ya çok şekilci evet yani. evet yani hayvanları seven hiçbir tanıdı bak hayvanları gerçekten seven hiçbir insan böyle şekilci görmedim yani hani zaten bu şekil muhabbetler yapılıyorsa ben küçük köpek sevmiyorum ben büyük köpek seviyorum falan tarz muhabbetler yapıyorsa zaten orada bir hayvan sevgisinin dışında başka bir durum var kendi imajıyla alakalı bir durum var yani. Ya benim arkadaşım benim benim Hı. bir arkadaşım vardı abi sevgilisinin küçük köpeğini e, gezdirmekten çekiniyordu çünkü küçük köpekle gezerse e, gay gibi e, <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> o neymiş ya? Ay canım benim. Golden'la geçsin o zaman kızlar çok beğeniyor. Evet. Ya ben biraz şey o bir şey ayrım var orada bence esas atlanan konu köpek ve iletişimin ve aslında köpeğin enerjisinin seninle uyması yani sonuçta bu bir ilişki ya ve atıyorum Hı -hı, sen tabii. çok basitinden sen hareketli bir insansan, sana hiperaktif bir insansan ve köpek çok miskinse anlaşamazsınız. Ha böyle bir şey dese bir köpek de çalışmayabilir yani. E tabii tabii yani anlaşabileceğin huyunu suyunu birbirinize uyum sağlayacağınız köpekle olmak, bir ilişki kurmak için bence değerli, önemli ama herifin dediği daha çok şey böyle benim anksiyeteme az duruyor, benim mutluluğum önemli falan gibi böyle çok gereksiz bir egosal, bireyselci, salak bir yaklaşım var yani. Bir de köpek alınmış abi zaten. Hani aile de şundan göt. Ha köpek alınır ama küçük olacak falan demiş. İyi hadi onu ikna ettin. Kız da çok seviyormuş aldı. Ulan zaten köpek bir süredir yaşıyor. Artık bir hayata oturmuş. Vay onu sen bırak. Anana biz seninle yeni köpek alalım. Oğlum kız yani bütün köpekle kızın arasındaki ilişki de bozun. küçük de gelsin yanına bir tane daha alın çok seviyorsan. Yani nasıl bir anksiyete yapıyor bir ki oğlum küçük köpek. Hani tamam hani iletişim kuramıyor olabilirsin. Ama zaten o köpek artık bir yuvaya sahip. Eve gelir sen de atıyorum büyük bir köpek aslında ikisine bakarsınız bir biter yani. Senin ilişkin onunla daha yakın olur. Zamanla sen de ona alışırsın. O sana alışır vesaire vesaire. Bilmiyorum, ben, ben kız hariç hepsini göt buldum bu yani Ailede, çocukta hepsi göt geldi bana. <laughs> Bence de aynen bu arada. Ben de aynı şekilde saplıyorum yani. Hepsi göt buldum. Günün sonunda yine Maşallah. değişmedi. <laughs> ya bak mesela şey de oluyor. Ben onu da biraz yani kızlıyorum ama biraz daha anlayabiliyorum işte mesela kediden mesela köpeği çok sevip kediden çekinen olabiliyor. Çünkü kedi sende çok bir bağ kurmuyor çünkü. Yani istediği zaman bir bağ kuruyor, istemediği zaman ağzını dudağını yarar yani. Bir sabah böyle kafana evet. vurur. Gider bacağını ısırır. Tırnağını Hı -hı. gider ayak başparmağın tırnağının arasına evet. sokar. <laughs> Çünkü 2500-3000 yıldır kendimizi kandırıyoruz ama kedileri biz evcilleştirmiş falan değiliz esasında. Değil Kediler ya. sadece işlerine geldikleri için insanlarla kohabedeği ediyorlar. Bu aslında Aynen. bu dediğin evet, açıklaması evet. da. E tabi evi kendine <laughs> göre dizayn eder. <laughs> Bizim bağımız şeylerle abi, köpeklerle. Yani insanlığın e, bağı köpeklerle çünkü köpekleri milyon yani binlerce yıl boyunca hakikaten evcilleştirmişiz. Bizim için işte e, geceleri ayakta beklemişler bizimle beraber avlanmışlar, bizi korumuşlar. Ya yani o sebeple e, biz köpeklerle el ele evrimleşmişiz yani. E, çok yani hayvanlar o sebeple insan gördükleri zaman bayağı bir mutluluk hormonu falan salgılıyorlar evet. kafalarında. E, o şekilde gelişmişler. Neyse bu konu çok başka bir yere gidecekti. Şimdi son dönemde. <laughs> e, abi her yayın bunun yani... kavgasını veriyoruz abi zaten. Sen de aynen. Olur, aynen. De yani. aynen aynen. Aynen. bitmiyor. Ama ben dediğim gibi aile de göt, adam da göt. Kız kız yazık almış uçusunu bırakmasın, herifi terk etsin. <laughs> İlişkiyi de kurtarayım hadi. <laughs> <tabii. gülüyor> evet. Kız da bu arada evden çıkmaya çalışıyorum. Öteki de evde yaşıyor. Kendi evinde yaşıyormuş falan. Orada inşallah ha, mutlu işte olur de, diyelim. İnşallah. Hayırlısı olsun diyelim. Evet. Nasıl korktun kadar mıydı ya Tancan? Yok değilmiş. Yani. Değilmiş. Ben böyle ama yakın ama yok çok korktum kadar değilmiş. Daha net konuştuk Allah'tan. <laughs> Okey. Böyle bir anda Günhan e, hiç beklemedi izliyor adamı. Keşke bu hikayede şey falan deseydi. Ya ne var abi köpekten kıymetli mi? Atın köpeğe gitsin ya. <laughs> Değil mi bir anda? Ona inanmazdım işte. Hiç, ben de onun RP'si falan hiç çıkmazdı ya. Hiç yani. <laughs> çok net çok Şaşırsak, aşırı şaşırsak falan böyle bu ayronuz. Her her, her her ırkçı şaka yaparım. Herkesin herkesin her şeyle dalga geçerim. Ama yani hayvanlarla ilgili yapmıyorum. Yani i̇nsanlarla ilgili her şey okey ama hayvanlar benim için hard bir sınır yani. Olmaz abi. Pitbull'lar insan yiyor. Lütfen ağzını topla. Mert Günhan, "Hayvanlar insanlardan daha kıymetli." dedi iyi dedi ağzını evet. yerim kardeşim ağzını iyi yerim. demiş iyi demiş <laughs> güzel demiş. Ee, son arabalı hikayemiz kaldı. Arabalı hadi bakalım. Ben 19 yaşındayım erkek arkadaşım 25 yaşında 6 aydır beraberiz beraber yaşamıyoruz. ben onun evinde sık vakit geçiriyorum. Tamam aldınız mı bilgileri. Tamam 6 okay. aydır beraberler evde vakit geçiriyor. Evet. Yaklaşık bir hafta önce kendimi epey hasta hissediyordum. Eve kadar araba sürmek istemedim. O yüzden geceyi sevgilimin evinde geçirmeye karar verdim. Beni sabah 5 gibi uyandırdı. Çünkü dev bir utançla fark ettim ki yatağı ıslatmıştım. Elimden geldiğince hmm. etraf temizlemesine yardımcı oldum. Ateşimi ölçtük. 39 derece çıktı. Hmm. E, beni hastaneye götürdüler. Ve geceyi orada geçirdim. Bir, birkaç gün sonra tekrar buluştuğumda sevgilimden özür diledim. Bana sorun olmadığını, her şeyin yolunda olduğunu hatta bana bir hediye aldığını söyledi. Elindeki paketi çıkarttı ve içindeki yetişkin bezlerini bana fırlattı. Ne? Ben, ben bunu komik <laughs> bulmadığımı söyledim. Aa. Utandığımı açıkladım. O ise acayip matrak olduğunu düşünüyordu. E, meseleyi salmaya ve sonra konuşmaya karar verdim. O gece arkadaşlarımızın evinde bir partiye gidecektik. Yani parti diyorum ama toplam biz ikimiz hariç altı arkadaş daha olacaktı. Partinin düzenlendiği ev arabayla yaklaşık bir saat mesafedeydi. Arabayı da ben kullandım çünkü sevgilimin arabası yok. Partiye geçtik gittik, gittik. Sevgilim birkaç bira içti. Sonra da gürültülü bir şekilde arkadaşlarımıza başıma gelen olayı anlatmaya başladı. Benim hasta oldu mu ve yüksek ateşimin olduğunu söylemeyi ise unuttu. Sadece yatağı yata hastalattığım ve bana bez aldığım kısımları anlattı. Arkadaşlarımı da bu konuyla ilgili şaka yapma konusunda teşvikledi. Ve ben kendimi açıklamaya çalıştıkça insanlar üzerime konuşup güldüler. Ben de partiyi terk ettim ve eve gittim. Sevgilim onu orada bırakıp onsuz ayrıldığım için bayağı sıkkın bir durumda. Ben ise onunla arabada bir saat geçirmek istememiştim. Bana o olaydan beri pek çok kez yazdı. Çoğunluğuna çok hassas olduğumu ve şaka kaldıramadığımı söyledi. arkadaşlarımı bir bölümü de onunla aynı fikirde. Aa. Evet arkadaşlar bu ilişkideki göt kim? Bu ne oğlum? Kötü yeşil Yeşilçam kötüsü gibi sevgilisi evet, abi. varmış. Bunlar bunun. nasıl insanlar böyle ya? <laughs> Aa. Oğlum yani... Abi. Söz Peki söz yani ne? şimdi 19 yaşında değil mi bu? Ee, anlatan karakter 19. Hikayenin arabayla alakası ne? E, ee, arabayı sürüyormuş. Partiye gittikleri zaman. Bir saat mesafe mesafeli bir yere gitmişler. Yani arabayla bir saat gittikleri göre herhalde ne, ne kadar yani, yani tamam, yani arabada, bir Ya Yani, ya şehir olabilir Yani az bir 15-20 kilometre uzak bir yer. Arabada bir şey olmuyor yani ama. Hayır, hayır. herifi terk ediyor işte orada. Arabası terk kalıyor. ediyor. Hmm adam adam aynen. Adam arabasız kalıyor, anladın mı şeyin oradan? Yani uzak evet, bir yerde. Evet ama konu bu konu bu mu gerçekten yani? Oğlum sen bana bunun hesabını soramazsın. Sen hiç sen <laughs> başlattın ya <bir> alakasız <laughs> hikayelerle ya. Hayır ama sadece hani konuyla alakasız bunu belirtmek istiyorum. Gün, o olsa bunu işemeli ben... derdi. ben de seksi bir şey anlardım. Seksi bir şey de yok mesela bunda. Evet Türk mesela. Aynen. İşemeli <laughs> hiç kanka... seksi bir şey olarak anlaman da bu arada. <laughs> Şu, ka karakterin e, sevgili karakterinin buradaki yani herhangi bir şekilde bir götlük şey yapılacaksa bu karakter anlatan karakterin yani e, yaptığı en büyük götlük götlüğe yakın aksiyon artık siz karar ver yargıç olarak ama arabasız bırakmak yani adamı orada ya. Çünkü tekrar böyle gelmişler evet. Sonra o böyle gitmiş o. Tamam. Cezalandırmış biraz yani, aynen. Aynen. Yani yani abi ama tamam da altına yapmasıyla dalga geçmişler ya. <laughs> evet. Abi yani çok ucuz hak kötülük değil mi? Diyemezsiniz. <laughs> yani hak etmemiş diyemezsiniz buna yani. Hani götlük gibi değerlendiremiyorum adeta ben bunu. Baya partide diğer insanlara falan anlatmış oğlum. Hak etmiş oğlum zaten. <laughs> adam. Kim diyecek zaten? Yani bu çok <laughs> Ya bir şey diyeceğim şimdi bir kere şunu net bir şekilde konuşalım. Abi yani her yani her insan bence yaştan bağımsız bir şekilde çeşitli kazalar yaşayabilir yani anladın mı? Ee, bana da mesela e, bundan T geçen sene mi ondan önceki sene mi ne inanılmaz derecede böyle şey e, ne derler rüyamda çiş ya ben çok çay içiyorum ve yani işte çok da çiş yapıyorum o yüzden. Çok işe tır Evet abi rüyamda şey gördüm işte bir kere. işediğimi gördüm. Sonra birden bir uyandım anasını satayım. Çünkü rüyamda tuvalete gitmiştim. Heh. Ama yani yataktaymışım yani. Bir uyandım ya böyle 2-3 damla başlamış yani anladın mı? Hemen tekrar işlemeye gittim tabii kalkarak ama salsaydım rüyada gerçekten de altıma işleyebilirdim. Yani insanlar bu şekilde de altına işleyebiliyor. Bence çok çok büyük bir, her gün işersen ayrı bir durum da yani. Böyle en azından ama çok nadiren böyle kazalar yaşıyorsan olabilir yani. Bu kadar da ağzına sıçmaya bitirmeye gerek yok insanlara. Oğlum zaten nasıl bilinçli yaşayacaksın ki yani. Bence çocukken falan evet. hani ailene falan kızarsan belki olur ne bileyim ya. <laughs> Bu bir, belli ki burada bir sıkıntı var yani. Bununla da dalga geçmek. Ya, tabi tabii şey de olabilir aynı şekilde. İ i̇shalim sanıyorsun gaz çıkartıyorsun. Meğerse hiç yokken gaz çıkartıyorsun. İshalmişsin. Yani, altına sıçarsın, sıçıyorsun. Tabi. Evet. Yani bu da olabilir. Ee, hani o, o zaman ne olacaktı? Altına sıçtı diye anlatacak mıydı arkadaşlarına? Rezil edecekti parti ortamında amına koyayım. Ya bir, şey bir kere ya. herif alan daha altında araban yok. Kızın arabasıyla gidiyorsun. Şimdi söyle. <laughs> Sik kafalıya bak. Bir de kız altına işe diye dalga geçiyor. Sen kimsin lan? <laughs> Aa, hıyar'a bak. Şimdi düşününce bak bir daha sinirlendim. Ay partiye gideceğiz. <laughs> Arabanla gel. Ben siktir git. Daha sen kıcını araba alamamışsın. 19 yaşında kız seni gezdiriyor. Sen orada tribe giriyorsun. Yürü git. Manyak. Evet abi ya. İnsanda bir bir yani, de üzülmüş. Tamam ne olur. Evet. Ya, Yok şey. ya. Ya okey bak bir şey diyeceğim. Hadi yine böyle ar aranızda bu bir şaka olabilir belki tamam mı? Sidikli falan dersin mesela. Yani. Ya gece öperken dersin tamam mı aranda aynen. Yani olabilir belki. Ha, Ama evet, suratına evet. bebek bezi alıp fırlatmazsın ya. Yani. <laughs> aynen gece 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 öperken falan dersin bilmem ne yani yine bir şekilde şakasını yaparsın da onun da bir adabı vardır bence ee, ama gidip de anlatmazsın kimseye bunu abi çok utanır insan yani evet, ya. bir de teşvik etmiş ya anlatmış demiş ki bakın bak bahı, çok komik ha bak 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 şimdi bak şaka bak bak falan diye böyle çirkin bir şekilde anlattı yetmiyor gibi bir de teşvik etmiş siz de eğlenin siz de şaka yapına falan getirin. evet, evet. Yani. <laughs> ha ha komik değil mi bu komik ha çok komik <laughs> abi inanılmaz ya yok bu herif inanılmaz bir götmüş ya kız zaten evet, terk evet. etmiş gibi olmuş galiba sonunda yani çok şey yapmış telefonlarına çıkmıyor falan getirmiş evet, yani evet. cevap vermiyormuş direkt vermemeye de devam eder umarım yani Arkadaşlarının peki bu e, dalga geçen karakterle aynı fikirde olan bölümüne ne diyorsunuz? Ona bir küçük şeyi, bir götlük vermek isteyen var mı? Ya dalga geçen onlar çocuklara da, falan götlük vermek isteyen? Onlar da hayvan oğlu hayvanmış. Ben onlara da veriyorum. Aynen iyi hatırlattın. Oğlum bunlar böyle şey gibi ya. Böyle hiçbir yerde okuyamaz da böyle babasının parasıyla en kötü üniversiteye falan gider ya böyle. Tuzla'da açılmış bir apartman katındaki aşırı özel üniversite 50 bin lira veriyorlar. <laughs> Şimdi o da 150 bin lira olmuştur zaten kurda. O Tam hayatım, o ve arkadaşları yani bu. Böyle zaten belli ki babası da böyle bu şımarmasın diye araba da almamış daha bunu ama boktan bir oturuyormuş. <laughs> <öldürüyor işte. gülüyor> <laughs> bu köpeğini satın da alıyordur. <laughs> Çok sinir oldum herife ya. Arkadaşları da göt. Günhan doğru dedi. Arkadaşları da göt. Parın Hitcan dedi. Çok net göt yani. Arkadaşlar. Evet evet abi. Aynen öyle. Arkadaşları da göt. Sikeyim arkadaşlarını yani. Evet. Evet arkadaşlar bitti hikayeler. Maşallah. Vallahi... yolladık herkese. Ağzınıza sağlık. Götler. Evet. Bugün aslında dört tane net göt varken birinde net ayrıştık. Güzel oldu. Bir enstantan oldu yani. Artık evet şeydi değil abi. mi ayrıştınız? Ailede mi Aile mi ayrışmıştınız çocuk çocukluğundan? Evet, evet, evet evet galiba. Geldiğini canlı yapmaya çalışıyoruz ama bazen yapamıyoruz. Bugün benim suçumdu. Ee, o yüzden öpüyoruz hepinizi. Yok lan ne suçu dedimiz. <laughs> suçu Olsun. suçu abi akşam şimdi kaçakçılık yapmaya gideceğim diye bizden izin istiyor. Yani ben <laughs> bizim problemimiz bir kardeşim bana ne yani peyi, beyaz peynirini zamanında götürseydin zamanında soksaydın <laughs> ülkeye tan. Ya altına da işemez insan ya yani kaçakçı, olmaz ka kaçakçılık deyince şimdi millet şey falan sanacak. E web sevgilim var. Yanlış anlaşılma olmasın. Şey arkadaşlar yok yayın açacağım bir yayın açmam lazım da. Ne? Aa, oğlum ne? Kaçak kaçakçılık deyince benim sevgilim var yanlış anlaşılmasın. Nasıl gidebilir lan ki? Gitti mi insanlar gerçekten kaçakçılık yapıp ben ona refer ediyorum. Üstü kapalı bir şekilde. bir kaçak et wow. sanabilirler Kaçak, kaçak et, et sanabilirler Wow. <laughs> okay. Hadi bana şaka. Wow. Bunu sanarlar lan. Niye ki? Bilmiyorum lan. Yani. İnşallah o sanacak insan yoktur bizi dinleyen kitle arasında. Akşam raid akşam raid e, raid'e gideceğim. Raid'in yayınını açacağım. Çünkü yarın Endwalker geliyor. O yüzden e, bunu kayıt yapabilir miyiz dedim. Kaçak ete falan gitmiyorum. Zaten daha da yaşıyorum. Nereye gidebilirim? Yine de belirteyim yani. Oyuna gelip ineklerini tamam. keseceğim oğlum. Evet evet. bu akşam bu akşam Final <laughs> Fantasy 14'ü kasalım. Son TV'ye gidelim. Sonra gidip Günhan'ın ineklerini keselim. <laughs> Evet. Bunu yapalım. Ozan ağzınıza sağlık. Öpüyorum. Ee, haftaya görüşeceğiz. Öpüyorum ben de. Bay bay.